Selamünaleyküm arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Biz veri tabanındaki içerikleri dinamik olarak ekrana yazdırmıştık. Şimdi dinamik olarak verileri çekme işlemini yaptık fakat şöyle bir problem oluştu. Bizim ana sayfamız içerisinde bulunan yazılar CSS tarafından belirli bir müddet sonra ne yapıyor? Engelleniyor. Biz bunun tasarımını CSS'de yapmıştık hatırlarsanız. Hatırlamazsanız da sağ üstte açılan kartlar bölümünden ilgili videoyu gidip izleyebilirsiniz. Ne yapmışız hocam kısacası? Şöyle 4 satırdan sonra yazıları göstermemişiz. Neden? Çünkü bizim yazılarımız 2000, 4000, 5000 karakterden oluşabilir. Haliyle bu da ana sayfada kötü bir görüntü oluşmasına neden olacaktır. Biz ana sayfa içerisindeki yazıların kısa olmasını istemişiz. Fakat yazıların devamı niteliğindeki işlemler için ne yapmamız gerekiyordu? Single page yani single sayfaları oluşturmamız gerekmekteydi. Bunun için referans projemin üzerine geldiğimde ne görmekteyim? İlgili yazının üzerine geldiğimde dikkat ederseniz şurada sol alt tarafta bir tane yazı çıkıyor. Diyor ki single alanına yönlendiriyormuş. Ve single alanının altında ise bir tane bana kimlik bilgisi döndürüyormuş. Tıkladığımda ise ne yapıyor? Bana yeni bir tane sayfa açıyor ve ben bu sayfadan güncelleme ve silme işlemlerini ne yapabiliyorum? Başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Yani bugünkü videomuzun konusu ilk olarak görmüş olduğunuz sayfanın tasarımı olacak. Tasarladıktan sonra da edit ve delete işlemlerini yaparaktan projemizin yavaştan sonlarına doğru geleceğiz. Bunun için ilk olarak yapmam gereken şey nedir? İlgili sayfayı tasarlamak. Geliyorum, views içerisindeki site'in içerisine giriyorum ve adı single olan yeni bir tane daha dosya oluşturuyorum. Handlebars dosyasını oluşturdum. İçerisinde ilk olarak ne var? İçerisinde ilk olarak şöyle bir şey düşünebiliriz. Division elementi oluşturuyoruz ve class değerine single değerini veriyoruz. Daha sonra dikkat ederseniz bizim tab bar yapısında olduğu gibi sayfanın ortasında duran bir yapısı var. O halde bizim ne yapmamız gerekir? Bu arkadaşımıza da hemen wrapper değerini vermemiz gerekir. Wrapper kısaca bizim sayfa içerisinde ortalamak için kullandığımız bir arkadaşımız maksimum width değeri ile birlikte. Wrapper'ın içerisinde ne varmış? Şöyle teker teker inceleyelim. Şöyle Node.js yazısının ve butonların bulunduğu kısım benim için bir tane alanı temsil etsin. Yani burası ne olabilir? Header olabilir. Bunun altında ne varmış? Resim yapısı varmış. Resim yapısının altında yazılarım varmış ve en sonunda ise yazarın adının ve oluşturulma tarihinin bulunduğu bir kısım mevcut imiş. O halde ilk olarak şuradaki kısmı yapalım. Gelelim diyelim ki burası bizim için ne olsun? Single header olabilir. Single header'ın içerisinde h2 elementiyle oluşturulan şey benim başlığım olsun. Şurası title olarak gelebilir. Daha sonra da butonların bulunduğu kısım için buttons alanını oluşturabilirim. Ve ilk butonumuzun değeri neymiş? Şöyle butonumuzu oluşturalım. Hatta şunu iki tane yapalım. Birincisinin içerisinde edit ikonu varmış. O halde gelelim şöyle edit ikonunu almak için Font Awesome sayfasına giriş yapalım. Font Awesome sayfasının içerisine giriyoruz. İkonlar bölümünden şuraya aradığımız ikonun adını yazıyoruz. Enter deyip aratalım. Biz buradan ücretsiz olanları görüntülemek istiyoruz. Bizim için bu gayet uygundur. Hemen tıklıyorum ve ikonu kopyaladıktan sonra projenin içerisine dahil ediyorum. Bir sonraki ikonumuzun adı neymiş? Daha doğrusu şekli neye benziyor? Çöp kutusuna benziyor. O halde gelelim şöyle aratalım. Diyelim ki trash bizim için çöp kutusunu göstersin. Şuna benziyor diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, tam olarak şunun gibi bir şeyi kopyalayalım ve projemizin içerisine dahil edelim. Kaydettikten sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. Tamam, şuradaki kısmı oluşturduk. Burası bizim için single header alanını temsil ediyordu. Single header'ın hemen altında ne bulunmaktaymış? Resim yapımız bulunmaktaymış. O halde doğrudan doğruya resmimizi çekebiliriz. Şimdilik bizim dinamik bir içeriğimiz olmadığından kaynaklı sayfayı tasarlama yönelik işlemler yapacağız. Şöyle statik bir tane resim çekelim. Imagine içerisindeki neredeydi tam olarak ben de hatırlayamadım. Resimlerin içerisindeki background'ın içerisinde. Şöyle image'in içerisindeki background içerisindeki about.jpg dosyasını çekip alalım. Alt değerine gerek yok. Daha sonrasında ise paragraf elementimiz varmış. İçerisinde lorem yazıları varmış ki uzun bir yazı olsun. Şöyle lorem çarpı 5 diyelim. Şöyle uzunca bir yazı yerleştirelim. Daha sonra ise yazarın adının ve oluşturulma tarihinin bulunduğu kısım mevcut imiş. Bunun içinde ne yapabiliriz?
Single header yaptık. O zaman single footer'ı da oluşturabiliriz. Single footer diyelim ve footer yapımızı da oluşturalım. Sol tarafta yazarın adı varmış ki bunları bir span elementiyle oluşturabiliriz. Şöyle yazarın adı writer name. Aynısını bir daha kopyalayalım. İkincisinde ise 04 fark etme 05 05 2024 olabilir. Bu şekilde kaydedelim ve böylelikle sayfamızı birebir olarak kopyalamış olduk. Şu anda sayfamızı kopyaladık fakat kendi projemizde istek attığımızda hiçbir şekilde açılmayacaktır. Neden? Çünkü bu sayfayı şu anda render etmiyoruz. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu sayfayı da render etmiş olmamız gerekiyor. O halde Roder'ın içerisine geleceğim ve tekrardan diyeceğim ki arkadaşım benim için singlepage.js dosyasını oluştur. Ve içerisine hızlı bir şekilde express yapısını dahil edebilirsin diyeceğiz. Ve express yapımızı çekip alacağız. Şöyle gelelim. Express'in içerisinden Roder'ı çekip alalım. Module'e de export edelim. Roder yapısını. Hatta atılan get isteğini de hızlı bir şekilde yakalayabiliriz. Diyelim ki request ve response anahtar kelimesiyle birlikte atılan isteği yakalıyorsun. Try catch bloğunu oluşturuyorsun. Ekrana oluşan hatayı yazdırıyorsun. Daha sonra da return ediyorsun. Res.redirect ile birlikte bizi error alanına yönlendiriyorsun. Eğer ki işlem başarılı bir şekilde gerçekleşirse yine return ediyorsun. Yani fonksiyondan tümüyle çıkacaksın. Peki ne yapacaksın burada? Res.render edeceksin. Neyi render edeceksin hocam? Site'ın içerisindeki single sayfasını bana render etmen yeterli olacaktır. Şimdi benim bunu yazmam yetti mi? Yetmedi. Bizim bunu ne yapmış olmamız gerekiyor? App.js'in içerisinde kullanmamız gerekiyor. O halde gelelim şuradaki en sondaki logout yapısını kopyalayalım. Ve logout yazısını seçtikten sonra Ctrl artı D yaptıktan sonra şöyle gelelim. Logout değil, single page değerine girelim. Ve bunu middleware sıralamasını da şöyle en altta kullanmak istiyorum. Diyorum ki single alanına bir istek atıldığında beni single page alanına yönlendireceksin demiş oluyorum. Şu anda başarılı bir şekilde yönlendirmenin yapılmış olması gerekiyor. Neden? Çünkü herhangi bir hata almadık. Projemi reload edeceğim. Ve şöyle gelip single alanına bir istek atacağım. Görüldüğü gibi her şey başarılı. Her şey başarılı ama problem şu. Bizim referans projemizde biz single page'e nasıl gidiyorduk dikkat ederseniz. İlgili içeriğin üzerine gelip klik işlemi yaptığımız anda bizi zaten single sayfasına yönlendiriyordu. Peki bizim projemizde durum nasıl? Geliyorum. İlgili içeriğin üzerine geldiğinde herhangi bir şekilde zaten mouse'un ikonu değişmiyor. Yani beni bir yere yönlendirmiyor. O halde ne yapmak gerekiyor? İlgili içeriğe müdahil olmak gerekiyor. Gelelim index.handlebars'ın içerisine girelim. Ve çok basit bir müdahale yapalım. Yani şuradaki division yazısındaki div'i kaldıralım. A yazısına girelim ve href elementini de girdikten sonra diyelim ki beni single alanına yönlendir. Yani yapman gereken şey sadece ve sadece bu kadar. Kaydettikten sonra projemi reload edeceğim ve artık ilgili yazıya ne yapabiliyorum? Tıklayabiliyorum. Tıkladığımda beni ne yapıyor? Single sayfasına yönlendiriyor. Böylelikle ne yapmış olduk? Kısacası hem sayfalarımızı oluşturduk ve sayfamızı oluşturduktan sonra da sunucu tarafından geriye bir cevap olarak döndürülmesi işlemlerini ele aldık. Fakat yine referans projemizle kıyasladığımızda gerçekten kötü bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Kısa ve hızlı bir şekilde bunun da tasarımını değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle girelim, imajı kapatalım şöyle tümüyle, CSS'in içerisine girelim ve CSS'in içerisinden single.css dosyasını oluşturalım. Hatta şu arkadaşlarımı şimdilik kapatabilirim. Biz önce bir tasarımını yapalım, sonra geriye dönük işlemlerimizi yaparız. Single.css oluşturmak yetmiyordu. Bizim getirip bunu şurada kullanmamız gerekiyordu. Getirip single.css dosyasını da kullanalım. Evet, şimdi tasarıma başlayabiliriz. İlk olarak ne yapalım hocam? Diyelim ki single alanına bir erişim sağlıyorsun. Single alanını bir inceleyerek işleme başlayalım. Yukarıda belirli bir miktarda boşluk var. İşte şu boşluğa ne yazdırabiliriz mesela? Diyelim ki delete işleminde bir hata olursa ne yapsın? Ekranda mesaj göstersin şeklinde düşünebiliriz. Fakat şimdilik gerek yok. Biz delete yapıldığında doğrudan ana sayfaya yönlendirebiliriz. Hatta zaten muhtemelen burada da öyledir. Şöyle edit yaptığımızda zaten bizi komple bambaşka bir sayfaya yönlendiriyor.
Gibi gibi. Neyse şimdi edit işlemlerine falan sonradan bakarız. Tasarımsal olarak şunu söylemek mümkün. Genişlik değeri %100 olacak. Yükseklik değeri auto olacak. Fakat minimum yükseklik değeri olsun mu? Yok, olmasın, gerek yok. Yüksekliği otomatik olması benim için yeterli. Padding değeri 20 piksel olsun. Neden? Çünkü ben arada şu kadarlık bir boşluk olduğunu görmekteyim. Daha sonra içerisindeki wrapper'ı sayfa içerisinde ortalaması için Display'ini Flex, Justify Content'ını Center, Align Items değerini Center olarak ayarlayacağım. Ve arka plan değerini de şöyle turuncu yapalım ve kaydedelim. Referans projemize gelelim. Evet, içerik şu anda bu şekilde görüntülenmekte. Referans projemizde ilgili içerik ne yapılmış? Yukarıdan belirli bir miktarda boşluk ile ekrana yazdırılmış. O halde gelelim biz de şöyle margin top değerine 100 piksel kadar bir değer verelim. Evet, görüntü böyle bir hale geldi. Ki 100 piksel aslında çok. 50 piksel neyimize yetmiyor. Şöyle tekrardan reload edelim ve görüntü böyle bir halde kalsın. Daha sonrasında gelelim single'ın içerisindeki wrapper yapısına müdahil olalım. Bu arkadaşımızın da genişlik değeri %100 olarak gelecek. Yükseklik değeri de %100 olarak gelecek. O halde arka plan değerini şöyle erik rengi yaparsam eğer ne olur? Böyle bir görüntü elde etmiş oluruz. Bu arkadaşımıza da geleceğiz ve padding değerine 20 piksel vereceğiz. Tekrar kaydedelim. Evet, bakalım. Benzerlik birazcık daha aşağıda duruyor. Tamam. Kenarda 1 piksel değerinde rengi çok da siyah olmayan ne var? Bir tane border var. O halde o border'ı da hemen oluşturalım. Diyelim ki border 1 px solid RGB alfadan 0, 0, 0 ve 0.3 olacak şekilde bir border oluştur. Ve bu border'a bir de radius var. Köşeleri kıvır. Kaydedelim. Referans projemizi reload edelim. Evet, görüntü böyle bir şey. Köşeleri sanki biraz çok kıvırdık gibi. Şöyle 10 pikseli düşürelim. Tekrar reload edelim. Evet, gibi gibi. Arka plan değerlerinden artık kurtulabiliriz. Kaydedelim, reload edelim. Görüntü böyle bir şey. Şimdi gelelim ilk baştaki header kısmına. Biz buna ne demiştik? Single header demişiz. Gelelim şöyle single içerisindeki single header alanına müdahil olalım. Şurada R karakterine girmemişiz. Ne yapacağız hocam? Biz bunların yan yana getirilmesini isteyeceğiz. Yani display değerini flex yapacağız. Daha sonra birbirinden en uzak köşelere gitmesini isteyeceğiz. Birbirinden uzağa gidebilmesi için ne yapmış olmamız gerekiyor? Justify Content değerini Space Between olarak ayarlamış olmamız gerekiyor. Böylelikle ikisi en uzak köşeye gitmiş olacak. Yazımızın stili birazcık farklı. Biz burada ne kullanmışız? Pacifico yazı stilini kullanmışız gibisinden bir durum söz konusu. Gelelim şöyle Pacifico'yu hemen kopyalayalım. Gelelim single header içerisindeki title alanına gidelim. Tabii ki single header'ı şu şekilde yazmak daha mantıklı olabilir. Biz buraya title dememiştik muhtemelen H3 elementiydi ama şurayı uzatmamızın gereği yok. Kısa yazalım. Single içerisindeki H2 elementiymiş. H2 elementinin font türüne getirip ne diyeceğim arkadaşım? Pacifico yazı stilinde olacağını belirtiyorum. Evet, işlem başarılı. Bu arkadaşımızın font size değeri de ne olsun mesela? 22 px olursa benim için ideal midir? Küçüldü. 30 yapalım. Gayet güzel. Yani bir tık daha büyütülebilir ama gerek de yok. Gelelim o zaman şuradaki butonlarımıza müdahale edelim. Butonlara müdahale etmek için ne yapacağız? Single header'ın içerisindeki buttons'ların içerisine gireceğiz ve diyeceğiz ki hatta buttons'a girmemize gerek yok. Hizalamak için şöyle align items'ı center yapmam yeterli olacaktır. Reload edelim. Evet, başarılı bir şekilde hizalandılar. Butonlara gelip ne diyeceğim? Diyeceğim ki arkadaşım genişlik değeriniz 30 px, yüksekliğin 30 px, border, radius değerin kaç olacak? 50 yüzde olabilir. Kaydedelim, reload edelim. Bir kıyaslama yapalım. 30 px sanki birazcık az olmuş gibi. 35 yaparsam daha iyi olabilir. Kaydedeceğim. Tamam. Butonların neyi olmayacak arkadaşım? Border değerleri olmayacak. Kaydedip reload edelim. Evet, başarılı. Butonların arka plan renkleri için getireceğim. Diyeceğim ki butonların içerisindeki ilk çocuğu seçiyorsun ve arka plan değeri olarak da turuncu değerini veriyorsun. Son çocuğu içinde getireceğiz ve diyeceğiz ki şöyle son çocuğuna gidelim. Last child. Rengi ne olacaktır? Bizim için red olması yeterli olacaktır. Şöyle bir kıyaslayalım. R
Renkleri tabii ki farklı. Renkleri şöyle değiştirebiliriz. Turuncuyu getirip turuncudan türetelim ve kırmızıyı da kırmızıdan türetelim ve kaydedelim. Reload ettiğimizde görüntü böyle bir hali bürünüyor. Son çocuğuna gidip margin left yani soldan boşluk eklersek ne olacaktır? Aralarına belirli bir miktarda boşluk eklemiş oluruz. Daha sonra ikonların birazcık küçük geliyor gözüme. İkonların boyutlarını değiştirmek için font size değerlerine müdahale edebilirim. Şöyle gelelim 20 piksel verirsek eğer ne olur? Çok büyük olur. 20 piksel yerine 16 piksel verirsek eğer evet gayet de güzel olur gibi. Daha sonra nereye müdahale edeceğiz arkadaşım? Şurası birazcık fazla yakın gibi. Bu yüzden gelelim. Diyelim ki header yapısını margin button değeri verebiliriz. 10 piksellik bir boşluk eklersek eğer aradaki mesafeyi aşmış oluruz. Daha sonrasında gelip resim elementimize müdahale edebiliriz. Resim elementimiz nerenin içerisindeydi? Single'ın içerisindeki image şeklinde bir yazım stiline sahipti. Border radius değerini 10 piksel olarak ayarlayacağım. Evet, kenarları kıvırdık. Fotoğraf birazcık fazla yüksek gibi duruyor. Biz bunun yükseklik değerini sınırlandıralım. Diyelim ki maksimum yükseklik değeri ne olsun arkadaşım? 400 px olsun diyelim. Kaydedelim ve reload edelim. Görüntü ne oldu? Bozuldu. Yani çözünürlüğü değiştirmeye çalıştığımızdan kaynaklı bazı problemler oluşuyor. Biz bu problemlerin oluşmaması için Object Fit değerini Color olarak ayarlamamız gerekiyor. Evet, görüntü böyle bir hale geldi. Daha sonra referans projemize baktığımızda birazcık fazla küçültmüşüz gibi. Evet, şunu 500 yapalım. Kaydedelim. Oldukça benzer duruyor. Tamam, daha sonra gelelim hemen içerisindeki paragraf elementine müdahale edelim. Single page içerisindeki paragraf elementine gideceksin. Yazı stili nedir? Bence Arvo'dur. Şöyle Arvo arkadaşımızı kopyalayalım. Getirip buraya dahil edelim. Reload ettiğimde evet görüntü gitgide benziyor. Fakat resim elementi ile yine arasında belirli bir miktarda boşluk var. Bunun için ne yapacağım? Geleceğim resim elementinin içerisinden margin bottom 10 piksel kadarlık bir dış boşluk ekleyeceğiz. Şöyle reload ettiğimde evet arasına boşluğu eklemiş oluyorum. Fakat ben projemi daha da güzelleştirebilirim. Nasıl? Şöyle getirip single içerisindeki paragraf yapısına erişim sağladıktan sonra bu arkadaşımızın first letter yani ilk karakterine erişim sağlarsam eğer ne yapabilirim? Derim ki margin left 20 piksellik bir boşluk ekle. İlk karakterine soldan 20 piksel kadarlık bir boşluk eklemiş olabilirim. Bu da benim için ekstradan bir şey olsun. Gayet de güzel oluyor. Ve son olarak da yazarımızın adının bulunduğu ve oluşturulma tarihinin bulunduğu kısma da müdahale edelim. Geleceğiz diyeceğiz ki single içerisindeki neymiş? Single footer. Ya o zaman single footer'a doğrudan gidelim. Single footer'a gideceksin ve ilk olarak genişlik değerini %100'e çekeceksin. Arka plan değerini de turuncu olarak ayarlarsan her şey gayet anlaşılır olur. Yukarıdan bir boşluk verelim. Diyelim ki 10 piksel kadar bir boşluk var. Daha sonra da Display'ini Flex olarak ayarla. Justify Content özelliğini Space Between yap ki en uzak köşelere gönderesin diyorum. Daha sonrasında arka plan değeriyle bir işim kalmıyor. Reload ettiğimde görüntü böyle bir şey. Referans projeme baktığımda yazarın Font Family değeri bana Dancing olarak geliyor. O halde geleceğim. Şöyle Single Footer içerisindeki Span elementinin İlk çocuğuna yine erişim sağlayacağım ve diyeceğim ki arkadaşım font family değerin benim için ne olacak? Dancing olacak diyeceğim. Şöyle kaydedelim. Kaydettikten sonra projemizi reload edelim. Evet, Dancing birazcık ince bir yazı stili. O halde şu arkadaşımızın font size'ını 20 piksel yapalım ve font weight değerini de 700 olarak ayarlayabiliriz. Görüntü şöyle bir şeye büründü. Son çocuğu için de benzer bir müdahale yapacağız. Gelelim şuraya kopyalayalım ve son çocuğuna erişim sağlayalım. Dancing olmayacaktır. Artık Ubuntu yazı stilini kopyalayacağız. Getirip dahil edeceğiz. Kaydedip reload edelim. Referans projemize bakalım. Yani gibi gibi. Şuradaki değer birazcık daha büyük gibi. Ayrıca bunun da çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle kaydedelim. Evet.
Aralarında sanki birazcık boşluk var gibi. Şu boşluğu kaldırmak için Align Items'ı Center olarak ayarlarsam gayet güzel bir şekilde sayfada ortalanır. Ve ikisi arasındaki farkları incelediğimde tam ekranda ne oluyor? Bu arkadaşım genişleyebildiği kadar genişlemiş. Bunun böyle olmasının sebebi nedir? Biz şurada sarmalama işlemi yaparken maksimum genişlik değerini vermedik. O halde ben getirip buna maksimum genişlik değeri olarak 1366 piksel değerini verirsem ve reload edersem görüntü böyle bir vaziyete bürünecekmiş. Tekrardan bir kontrol edelim. Yani bizim yaptığımız daha güzel oldu gibime geliyor. Böylelikle bu videoyu da burada sonlandıralım. Bölümler çok uzun olmasın. Ne yaptık kısaca? Getirdik, single page sayfasını tasarladık. Ve ana sayfadaki içeriklere tıkladığımızda ne yapabiliyoruz? Single sayfasına bir yönlenme yapabiliyoruz. Bir sonraki bölümde bu sayfaların içerisindeki yazıları da dinamik olarak oluşturmaya çalışacağız. Bununla birlikte de silme işlemini ne yapmaya çalışacağız? Oluşturmaya çalışacağız. Hatta videoyu kapatmadan önce şöyle bir şey fark ediyorum. Bizim orijinal projemizde butonların üzerine geldiğinde mouse ikonunun değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Fakat burada öyle bir şey olmuyor. En son onu da düzeltelim ve kapatalım videomuzu. Şöyle kursör değil mi? Pointer yapalım. Kaydedelim ve böylelikle her şey tamamlanmış olsun. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.